Selamünaleyküm arkadaşlar. Bitki çayı nasıl demlenir? Bu videoda onu işleyeceğiz. Yıllardır yanlış metotlarla bitki çayı demleniyor. Hatta çocukluğumuzda dedelerimiz saatlerce sobanın üzerinde ıhlamuru tutar, kıpkırmızı ıhlamuru içerlerdi biliyorsunuz. Bitki çayının demlenme süresi genelde, genelleme yapıyorum. Bazıları kaynatılıyor tabii, bekletiliyor ama çok azı. Onları zaten videolarda size aktarıyoruz. Onun haricinde diğerleri 7 ila 10 dakika arasında bekletilir. Ondan sonra taze olarak tüketilir. Daha fazla bekletilmez. Bir kere de genelde bir kupa kişi başı. Öyle bir normal kara çay içer gibi bir daha doldurayım bir daha doldurayım yok. Faydasından çok zararını görürsünüz. Çünkü bir sürü etken madde var. Bunlar açığa çıkar. Beklettikçe zararlı olanlar da açığa çıkar. Vücudumuza fazla gelir. Dozunda bırakmak gerekiyor. Nelerim var? Salvia triloba, ada çayım, Satüria timbra, taş kekiğim benim favorilerimdendir. Cistus, laden arkadaşlar, pembe çiçekli laden, zarflı virüslere karşı grip gibi, koronavirüs gibi çok etkili. Çok kullanılan, çok bilinen bir bitki değil. Daha çok ada çayı, papatya, gelincik ve benzeri çaylar kullanılıyor. Ladeni de mutfağınıza, çaylarınızın arasına ekleyin. Mayıs papatyam var ve bir de Nedim hocamdan hediye dağ çayım var. Teşekkür ediyorum kendisine. Bunları tek tek demleyebilirsiniz. Ben karıştırarak demlemeyi seviyorum ama tabii etkileşimlerini bilmeniz gerekiyor. Öyle kafanıza göre de her türlü birbiriyle karıştırmayın. Öncelikle nasıl demleyeceğiz? Ondan bahsedeyim. Kesinlikle önce bitkileri atmıyoruz. Önce kaynayan, kaynamış olan suyumuzu döküyoruz. Suyumuz kireçliyse biraz fazla kaynatın. Başlayalım. Bitkilerden herhangi birini atmadım. Siyah çay demlerken de böyle demlerseniz aromasını, tadını daha iyi alırsınız. Üzerine çayı dökün. İçindeki tein gibi, kafein gibi maddeler daha rahat serbest kalacaktır. Hemen birkaç yaprak ada çayı gönderiyorum. Abartmıyorum. Ada çayının aroması çok fazladır. Acı olur. Sadece şöyle iki yaprak. Sırada kaya kekiğim var. Benim favori bitki çaylarımdan biri. Her zaman bahsederim. Çok faydalı. Gerek midenize, gerek sakinleştirici etkisi, gerekse koruyucu etkisi aşırı bir bitki. Saymakla bitmiyor. Ve az kullanılan laden. Dediğim gibi arşivinize girsin. Bunların hepsini kendim topladım. Dağ çayı hariç. Az önce bahsetmiştim. Onu da Nedim hocam gönderdi. Verdi sağ olsun. Papatyam. Mayıs papatyası. Saplarını koparmama gerek yok temizse. Çok az şöyle dibinden alayım. Sapıyla beraber içine salabilirsiniz. Sakinleştiricidir. Uyumadan önce içerseniz çok keyifli bir uyku uyutur size. Aroması da güzel. Ve çok az, şöyle şunun yarısı hatta, dağ çayı katıyorum. Kapağımı kapatıyorum. Ve kaynatmadan bunu 10 dakikaya, 7 ila 10 dakika arası bekleteceğim. Sonra içeceğiz. Görelim sonucunu. Evet, bardaklarımız hazır. Gaye. Gaye nedir? Eşimin baş harfi, benim baş harfim ve oğullarımın baş harfi. Güzel bir ironi gizliyor. 7 dakika beklettim ve çayımın rengine bakın şimdi arkadaşlar. Enfes. Çok doldurmayacağım. Doldurduktan sonra şöyle yaklaştırayım.
Keşke kokusunu da duyuyor olsaydınız. Harika. Tam bir şifa deposu arkadaşlar. Sağlıkla için, keyifle için bisküvi çayı tüketin. Bu sizi birçok kimyasal ilaçtan koruyacak. Kullanmak zorunda kalmayacaksınız. Daha zinde, daha güçlü, daha keyifli hissedeceksiniz. Aktarlardan, güvendiğiniz aktarlardan, güvendiğiniz pazarcılardan temin edebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.